Başar, sporun yıldızlarını sunar. Sporun yıldızları her hafta alanında uzman konu ve konuklarımızla beraberiz. Bu akşam gerçekten bir şampiyonu alıyoruz. Türk sporunun ve basının yakından takip ettiği ve bildiği kickboks dünya şampiyonu ve Wushu'da Avrupa şampiyonu olmuş. Avrupa'nın en teknik sporcusu olmuş. Avrupa kupasına sahip olmuş. Sayısız Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu olan bir şampiyon. Aynı zamanda kendisi milli eğitimde beden eğitimi öğretmeni olan Gürşah Kıyak'la beraberiz. Gürşah Kıyak'la ilgili soru ve görüşleriniz varsa Sporun Yıldızları İrfan Duruk Facebook hesabından soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu akşam doya doya bir spor programı olacağından hiç şüphemiz ve kaygımız yok. Şampiyon hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok şükür iyiyim. Siz sanmadın. Ya bizler sizleri biliyoruz, yakinen biliyoruz. Çocukluğumuzdan beri bizlerin yanında yetişen Türk sporuna kazandırmış olduğumuz beş parmak saydığımız kadar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci kişilerden bir tanesisin. Türk Spor adına bu sporu yakinen bizler biliyoruz. Ekran başında izleyen sevgili seyircilerimiz Gürşah Kıyak'ı tanımak isterler. Gürşah Kıyak kimdir? Tabii ki öncelikle ben Altaş TV tüm yönetimine ve sizlere teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için. Konumuza gelecek olursak da Gürşah Kıyak Ankara doğumlu. 22 yıldır Esenler'de yaşayan. 32 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi mezunuyum ve 2013'ten bu yana Amiral Bey Fizya Dümer Anadolu Lisesi Esenler'de beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda 22 yıldır da Türk sporuna elimden geldiğince milli takıma emek veren, 12 yıldır milli takımda yer alan ve 22 yılını spora veren biriyim. Böyle. Ya Gürşah Kıyak, yani Esenler'de bu seviyeye geldiniz. Esenler'den bu seviyeye geldiniz ve Türk sporunda unutulmaz bir isim yeriniz var. Bu başarı hikayesini bu akşam sizlerden dinleyeceğiz. Ekran evet. Başında izleyen sevgili seyircilerimiz ve kadın olmanız sebebiyle birçok kadına da model olacaksınız bu akşam. Sizin söylemleriniz ve tavsiyeleriniz bizler için çok önemli. Esenler'den başladınız bu sporu? Evet, Esenler'de başladım. Sizin yanınızda. Yani biz biliyoruz ama ekran başında izleyen evet. Sevgili seyircilerimiz bilmek isterler. Yani evet. Gürşah Kıyak'ı tanımak isteriz. Spor hikayesini sizden duymak istiyoruz. Tamam. 2000 yılında başladım ben spora. 2 yılı bir yerde yaptım. Sonrasında İrfan Doruk ve Zübeyir Bekiroğlu hocamla tanışmıştım. Sonra İrfan hocamla yoluma devam ettim bu zamana kadar ve hala devam ediyorum. Hedefim her zaman şampiyonluktu. Küçük yaşta bile ben 4. sınıfta bir anı defterime yazmışım. Yakın zamanda annem bulmuştu bu anı defterini ve duygulanmış ağlamış işte. Hedeflerimden bir tanesi dünya şampiyonu olmak, ülkemi temsil etmek. 4. sınıf, ilk öğretim 4. sınıfta bile bu hedefim varmış. Dünya şampiyonu olmak ve beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Çok şükür nasip oldu ama kolay olmuyor. Yani evet o zamanlar başladım tabii çocukluk aklı. Bir hevesle başlıyorsun, bir hedefin olsa da çocuksun, ne kadar hedefin olabilir gibi düşünebiliyor insan. Sakatlıklar oluyor çünkü çok sakatlıkların yer alabileceği tehlikeli aslında bir branş. Yani sonuçta darbe var işin içinde. Her şeyi göze alarak devam ediyorsun. Tabi burada aile desteği çok önemli. Ben eğer bir yerlere geldiysem en büyük destekçim olan ailem sayesinde geldim. Çünkü sakatlandığımda da yanımdalardı. En kötü anımda, en güzel anımda da yanındalardı. O yüzden aile desteği buradan çok önemli. Onu belirteyim. Onun dışında çok sakatlık yaşadım. Biliyorsunuz işte bilek kırıldı, parmak kırıldı, işte çatlaklar oldu vesaire vesaire. Ama hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çünkü sadece bir hobi değildi benim için. Bir öylesine geleyim de spor yapayım gideyim değildi. Her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmenin vereceği gururla, bu şuurla hareket etmeye çalıştım. Ve elimden geldiğinde yaptığıma inanıyorum. Bunu düşünüyorum yani. Bu spor size ne kattı hayatınıza? Öncelikle en büyük kattı şey zaten aile tarafından bir saygı, işte örf adetleri biliyorsun bu şekilde yetişiyorsun ama saygı ve disiplini çok çok kattığını düşünüyorum.
Onun dışında özgüven zaten. Sporun her türü sporcuya özgüven katıyor. Onun dışında çok şükür ki 2013'ten bu yana öğretmenim demiştim. Üniversiteye girişte ve atama konusunda milli sporcu olmanın ve dünyada da Avrupa'da derece yapmanın avantajını gördüm. Çok şükür şimdi pırlanta gibi öğrenciler yetiştirebiliyorsam öğretmenliğim sayesinde ise bu. En büyük payda tabii ki milli takımda olmamın, derece yapmamın sayesinde. Ya bu sporun bana kazandırdığı en güzel altın aslında bu. Yani siz bireysel sporlarda müsabık anlamında uzun yıllar Türk sporunu ülkemizi temsil ettin. Evet. Birçok branşta sadece bu işte Wushu, Kung Fu'da, Kickbox'da ve hı-hı, Muay Thai'da. Hı-hı. Üçünü yani şu an ekran başında izleyen sevgili seyircilerimiz veya yeni başlayan gençlerimizin sizlerin tavsiyesi onlar için çok önemli. Evet. Üçü birbirinden farklı kılan evet, etken nedir yani? Üçü birbirinden çok farklı aslında. İşte bunu kontrol edebilmek. Mesela Wushu'da bir güreş hareketi var, güreş tekniği var. Kickboks'ta bunu yaptığın an ceza alıyorsun. Bunu kontrol etmek zaman alıyor. Fakat imkansız değil. Ben bunu yapabildim. Biraz zorlandım ama yapabildim. Bu tamamen kişinin kendisinde bitiyor. Onu kontrol edebilmesinde, kendini kontrol edebilmesinde, antrenman metoduna bağlı biraz da. Zor değil. İstedikten sonra başarabilir insan. Evet, İlk milliliğinizi Wushu'dan aldınız. Evet. Bir de Avrupa'da Polonya'nın Varşova şehrinde evet, Türk milli takımının Avrupa'nın en teknik sporcusu unvanınız var. Yani Avrupa'da sayısız Avrupa şampiyonluğunuzu üst üste ülkemize kazandırdınız. Sonra kickboksta işte birkaç yıl yarıştıktan sonra belirli bir süreler boş geçtiniz sanırım. Hı hı hı. Sonra da dünya şampiyonluğu evet, geldi. Hem Wushu hem Kickbox'u bu serüveni bize anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında benim ilk Türkiye şampiyonluğum Kickbox'ta oldu. Gençlerde. 2005 Çorum'da olmuştu. Tabii o zamanlar gençler çok fazla böyle Avrupa'ya, dünyaya gidemiyordu. O zaman gidememiştim. Sonra Wushu'ya işte biraz daha odaklandım ve 2007'de ilk Avrupa Şampiyonası'na gelişim 2007'de gerçekleşmişti. Yine Polonya'da olmuştu, Varşova'da. Bir sonraki sene yine Varşova'da büyüklerde gitmiştim bu sefer. Orada Avrupa Şampiyonu olmuştum ilk büyükler senemde ve Avrupa'nın en teknik sporcusu ödülünü orada almıştım. Kickboks'a dönüş şimdi yıllarca evet, Wushu'da Türkiye'de sadece bir kez yenildim ve gerçekten bu unvanı korumak, bunu bilerek yaşamak, bunu bilerek çalışmak çok büyük sorumluluk. Hatta Türkiye'de şöyleydi. Gürşak 60 kiloda varsa biz ya 65'e kaçıyorlardı ya 56'ya kayıyorlardı. Böyle bir senin sikletinden hep uzaklaşıyorlardı yani. Yani bu onların takdiri diyelim artık. Ben bunun için ekstra bir şey yapmadım. Ben sadece o bulunduğum yeri korumak için daha fazla çalışıyordum. Ama o zamanki çalışma ekibiniz de çok iyiydi. Enes'ler. Tabii kesinlikle. Yani kesinlikle. Çünkü biz çok güzel bir bağımız vardı. Yani bir aile gibiydik. Kulüpte uyuduğumuz, yattığımız zamanlar oluyordu. Beraber uyuduğumuz, kamp yaptığımız zamanlar oluyordu. Bir spor salonunda düşünün. O yüzden o birlik beraberlikle, o antrenman ortamıyla çok daha farklı oluyor her şey. Çünkü senin antrenman arkadaşın, yol arkadaşın. İşte milli takım kamp arkadaşın, yol arkadaşın. O yüzden bunlar çok önemli. Ben o konuda çok şanslıydım. Tabii ki antrenörümüz, sizin olmanızın en büyük sebepleri de tabii ki bu yolda en büyük sebeplerinden biri buydu. İlerlememizin bu kadar. O yüzden burada en büyük teşekkür aslında sizler hak ediyorsunuz. Ya estağfurullah. Biz sizler gibi sayısız ülkemize kazandırmış olduğumuz Avrupa ve dünyada derece yapmış sporcularımız var. Biz bundan gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki bize Türk sporuna böyle değerli sizin gibi ahlaklı, maneviyatlı şampiyonlar yetiştirdiysek. Ama şu da bir gerçek, gerçekten siz Altın Ayak Gençlik ve Spor Kulübü'nden bu seviyeye geldiniz. Evet. Şu an birçok sporcumuz da yazıyor. Şu an Altın Ayak Gençlik ve Spor Kulübü'nden iyi yayınlar diliyoruz demiş Burcu Kurt. İşte bir sürü sporcularımız yazıyor. Onlar da şu an izliyor. Ali Kesici, Hayli Yayınlar, İrfan Hocam, değerli konuğumuza, şampiyonumuza demiş. Yani gerçekten iyi ki altın ayakta çalışmışım diyor musunuz? Kesinlikle diyorum. Kesinlikle hocam. Bunu gerçekten en büyük sebeplerinden biri az önce de söyledim. Sizlersiniz. O yüzden
Hem antrenman arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, hem sizlersiniz. İyi ki orada oldum, iyi ki Wushu'yla tanıştım. Sonuçta Wushu'yla tanışmama vesile olan sizdiniz. İyi ki orada olmasam, Wushu'yla tanışmasam şu an öğretmen olmazdım ki mesleğime aşık bir insanım. Öğretmenliğe aşık bir insanım. O Çok yüzden kutsal bir görev. çok çok kutsal. Yani her ne Bugün kadar şu an... bir doktoru da doktor yapan öğretmendir. Kesinlikle Bir öyle. savcıyı savcı yapan da öğretmendir. Kesinlikle öyle. Yani bir sunucuyu bile sunucu yapan yine öğretmendir. Kesinlikle. Her ne kadar şu an maalesef değersizleştiriliyor gibi gözükse de devletimiz sahip çıkıyor. Elinden geldiğince onu korumaya çalışıyor. Aynı şekilde bizler de dik duruşumuzla insanlara bunu düşündürmemeye çalışıyoruz. O yüzden çok şükür iyi ki altın ayakta olmuşum. İyi ki Wushu'yla kickboksa tanışmışım. İyi ki de öğretmenim şu an. Tabii ben burada altın ayak diyorum ama bir yandan da kickboksta ben de emeği olan Hasan Farişen hocamı da es geçmeyelim. Sağ olsun bana kulübün evini açtı. Ve orada antrenmanlarıma bir yandan devam ettim. Ondan da buradan selamlar olsun. Evet, bizde Allah de. razı olsun her şey için. Evet, kickboksta üst üste 2 kere dünya şampiyonluğuna gittiniz. Evet. İlkinde boş çektiniz Evet, sanırım. evet. İkincisi de Antalya'da yapıldı, dünya şampiyonası. Hı. Bunu dinlemek istiyoruz. Yani bunlar nasıl gelişti? Kaç ülke vardı? Kilonda kaç kişi vardı? Hocam şöyle, öncesindeki Avrupa, ilk dünya şampiyonasına gittiğimde evet boş dönmüştüm. Sonraki Avrupa şampiyonası olmuştu zaten. Bir Avrupa'dan daha boş dönmüşüm kickboksa. Sonraki Avrupa şampiyonası kickboksan bahsediyorum bu arada. Finalde son saniyelerde vermiştim. 2018 yılında İtalya ile karşılaşmıştım. İtalyalı rakibimle. Son saniyelerde verdim ve bir kırık bileğimle gitmiştim. Hatta haberleri falan da çıkmıştı bu. Yer almıştı sosyal medyada da. Aslında ben gizlemiştim ama maçtan sonra tabii bu duyulmuştu. Bir maça gitmeden önce bir kaza geçirmiştim ufak. Tabii bileğimde bir çatlak daha doğrusu olmuştu ve gizli saklı bir şekilde ben gittim maça. Doğru mu? Değil. Belki 100 kişiye sorsanız 99'u doğru değil diyecek. Fakat içimdeki millet, vatan sevgisi, bayrak sevgisi o an emin olun her şeyi karartıyor. Gözünüzü karartıyor ve her şeyin doğru olduğunu düşündürüyor insana. O yüzden ben bunu gizleyerek gittim. Çok mücadele ettim. Yani canım acıya acıya, o acıyı hissede hissede maç yaptım ama dediğim gibi sonundaki o İstiklal Marşı'nı okutacağımı bilmemin verdiği heyecan bana o acıyı hissettirmiyordu bir nebze. Son saniyelerde İtalya'da olan final maçında, işte 3 maç yapmıştım, 4.'sü İtalya'ydı. Son saniyelerde maç gitti. Yani kaybettim. Ve tatamiden kickler yapıyorum. Tatamiden iner inmez. Evet, o üzüntüyle ağlıyorsun ama dedim ki ben seneye dünya şampiyonu olacağım. Ya, o an dedim ya şunu da diyebilirdim. Olmuyor işte yani bir iki defa kickboksa boş çektin Gülşah. Bak burada finalde de verdin. Her zaman hayırlısını isteyen bir insanım. Buna inanan, her zaman her şerde bir hayır olduğuna inanan bir insanım. O yüzden vardır bunda bir hayır dedim ve bir sonraki seneyi anında kilitlendim. Yani Türkiye'ye döner dönmez ilk işim tamamen daha çok çalışmak ve eksiklerimi gözeterek, eksiklerimi ortaya çıkararak çalışmaktı. Ben bunları yaptım. Noksan olan yerlerimi belirledim ve onun üstüne gitmeliyim dedim. Sadece bir kişiye de kilitlenmeden tabii ki. Maalesef bu sporcularda da okulda çoğu zaman öğrencilerime de söylerim okul takım maçlarında ve sporcularda da var bu. Bir kişiye kilitleniyorlar. Sadece bir kişiyi rakip olarak görüyorlar. Öyle olmuyor. Çünkü merdiven merdiven, basamak basamak değerlendirmek lazım. Önündeki maçı almadan bir sonrakini düşünemezsin. Önce önündeki maçı alman Aynen. gerekiyordu. O yüzden ben sadece dünya şampiyonluğuna kilitlendim. Ve bir sonraki sene ev sahibiydik. Şimdi şöyle düşünülebiliyor bu sporu bilmeyenler tarafından. Ev sahibisin, avantajlı olacaksın. Öyle olmuyor maalesef. Çünkü maçı yöneten insanlar da, maçı yöneten hakemlerimizde Türk hakem yok. Bu bir. Evet. İkincisi, Avrupa tarafından, dünya tarafından maalesef öyle çok da sevilen bir ülke olmuyoruz. Yani her zaman böyle başarısı kıskanılan, başarısı böyle yerlere çekilmeye çalışılan bir ülkeyiz. Hakkımızın da çoğu zaman yenilen bir ülkeyiz. Yani sağ olsun Salim Kayıcı başkanımız her zaman arkamızda destek veriyor, hakkımızı savunuyor. As başkan ayrı zamanda Dünya Federasyonu'nda, Avrupa Federasyonu'nda pardon. Her zaman savunuyor. Fakat
mücadeleyi bir yere kadar ediyorsun. Sonuçta tatami desin ve tatamiyi yöneten hakemler belli. Evet. Ringi yöneten hakemler belli. Oranın dünyası farklı. Kesinlikle farklı ve sadece rakibimizle biz maç yapmıyoruz. Hakemlerle maç yapıyoruz. Şimdi bunu biliyoruz. Ev sahibiyiz ama biz hepimiz aslında milli takım olarak 1-0 yenik başlıyoruz maça. Çünkü biliyoruz hakkımız olmayacak. Yani bizim maçımızı vermemeye çalışacaklar. Bizi o maçı aldırmamaya çalışacaklar. O yüzden biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu bilerek çıktık ve yanlış hatırlamıyorsam 13 rakibim vardı. İşte 5. maç final maçımdı ve çok önemli maçtı. Yani çünkü bir önceki sene, şimdi bir grup, diğer gruptan İtalyan rakibim gelmiş, diğer gruptan ben geliyorum. Tam finalde karşılaştık yine. Şeyde kura da çok iyi geldi. Evet, kura da iyi geldi. Biraz şanslı geldi ona tabii. Evet. Ben biraz daha zorlanarak geldim. Yani bir önceki senin Avrupa işte dereceleri, ondan önceki senin dünya şampiyonları falan tamamen benim gruptaydı. Ha, oradan çıkarak dünya şampiyonu olmak zaten çok çok daha güzel oldu. Tabii sakatlıklar cabası yine. Yine parmağımda bir çatlakla bu sefer dünya şampiyonasını bitirmiştim. Sanete gelelim. Finalde yine İtalya ile karşılaştım dediğim gibi. Aynı rakip. Tabii onda ben o rahatlığı hissettim. Bir önceki senenin kazanmış olduğu rahatlığı hissettim ben. Fakat bende o rahatlık değil, tamamen ev sahibi olarak her şeye rağmen, herkese rağmen o İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı göndere çekmenin verdiği hırs, heyecan vardı. O yüzden bu maçı almalısın dedim yani. Son artık. Varınla yoğunla, çünkü babam orada. Akrabalarım izliyor. Türk milleti yanımda. Türk milleti destekliyor. 80 milyon Türk milleti destekliyor. Manen o duyguyu yaşıyorsun. Zaten milli manevi duyguları yüksek olan biriyim. Bu yeterli. Ve gala maçında dövüştüm. Orada o gala maçına çıkarken arkada çalan şarkı sanki gerçekten böyle bir hani savaşa gidiyorum gibi. Tamamen maça konsantreyim açıkçası hocam. Ve sonuç çok şükür şampiyonlukla bitti. İşte son saniyelerde artık geri sayım başladığında son 19 diye artık takım arkadaşlarımı saydığını duyuyorum. Ve bir an önce bitsin istiyorum. Bitti ve kendimi zaten sevinçten yere attım. Ve Allah gerçekten isteyen fakat hak eden. Evet. O duyguyu içten yaşayacak ve o sorumluluğu kaldırılabilecek. Çünkü ben her zaman bunu düşünüyorum, bunu savunuyorum. Ülkeyi temsil eden insanlar herkesten farklı olmalı. Herkes dünya şampiyonu olabilir. Ama bence herkes örnek sporcu olamıyor. Evet. Duruşunla, karakterinle, ahlakınla, gerçekten sporcu ahlakınla Türkiye'de yani herkes örnek olmalısın. Mutlaka birçok antrenör arkadaşlarımız da idareciler sizin saygınlığınızı, kişiliğinizi ve takdir ediyorlar. Buna da biz şahidiz. Şampiyon olarak da Gülşah'ın efendiliğine, hanımefendiliğine şahitlik ediyorlar. Bu da size spor kültürünün vermiş olduğu ahlak ve maneviyattan geliyor. Kesinlikle öyle. Siz aynı zamanda öğretmeninizi söylediniz. Evet. Öğretmensiniz. Öğretmeninizde lisedesiniz. Evet. Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Ve beden eğitimi öğretmenisiniz. Burada sizlere iki sorumuz olacak. Beden eğitimi öğretmenleri branş öğretmeni olmalı mı? Bu işin ehli mi olmalı? Yoksa işte 4 yıllık üniversite mezunu oldu, KPSS'ye girdi, işte bir branşı seçti orada ama temelden gelmemiş sizin gibi, çekirdekten gelmemiş, işte bir millilik olmamış lan ama okulunu bitirmiş, KPSS'ye de atanmış. Bu mu tercih edersiniz, yoksa böyle sizin gibi hem kickboks hem wushu hem muay thai branşını yapmış, gerçekten bu işi alaylısı olan, siz hem eğitimli hem alaylısınız. Böyle bakmak lazım. Çünkü sporun ufak yaştan beri temel eğitimini aldınız ve okulda da verimli oluyorsunuz. Buna karşı bakış açısınız nasıl? Öncelikle benim bunu tamamen işte öğretmenler sporcu geçmiş olsun demem haksızlık olur. Beden eğitimi öğretmeni ama. Evet, beden eğitimi. Haksızlık olur. Neden haksızlık olur? Çünkü ben çevremden de biliyorum maalesef ki birçok milli takım sporcusu olan arkadaşlarımın öğretmen olduktan sonra asla spor yapmamış gibi umursamaz bir tavırla gerçekten emek vererek çalışan, gayret eden insanların fakat atanamayan insanların hakkına girdiğini düşünen bir insanım. O yüzden bence tamamen vicdanla
vicdanla, ahlakla alakalı bir şey ve insanın kendini geliştirmesiyle alakalı bir şey. Milli sporcu olmasının, olmamasının hiçbir önemi yok. Tamamen insanın kendini geliştirmesiyle alakalı. Dediğim gibi 4 sene okurken kendini geliştirebiliyorsa, bir eğitimci olabiliyorsa her şeyden önce. Çünkü biz insan kazanmaya çalışıyoruz. İnsan yetiştirmeye, insan kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden elbette spora faydalı, sporcu kazanmak, ülkeye sporcu kazandırmak, sporu sevdirmek daha doğrusu birinci önceliğimiz. Fakat bundan da önemli olan gerçekten ufak da olsa bir kalbe dokunabiliyorsak, bir insana dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Bunun için de milli sporcu olmaya gerek yok. İşini severek yapmanın önemi var bence hocam. Ya şimdi biz sizi tezli geçiyoruz da biz de okulda okuduk. Hı hı. İşte beden eğitimi derslerimiz hep boş geçerdi. Evet. Ama siz bu işi gönülden sevdalısınız yani. Nasıl ülkenizde bayrağınıza evet. sevdalı olduğunuz gibi işinizde de sevdalısınız ve buna şahit oluruz. Duyuyoruz. Çocuklarla maça gidiyorsunuz işte okul takımınız var başında gidiyorsun. Onlarla yani onlar atağa kalktığı zaman sanki o ruhu siz yaşıyorsunuz evet. koşuluk yaparken. Bu azmin, gayretiniz, enerjiniz, performansınız has safhada. Ya bunu sizin gibi sizin yanınız kadar yapan insanlar olsa bu gençler hepimizin gençleri. Evet. Yani o yüzden bu ülke hepimizin ülkesi. O yüzden bu nesilde bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Doğru dokunuşlar yapmamız lazım. Siz Amiral Vehbi Ziya'da ne evet. tür faaliyetler yapıyorsunuz? Şu an sizleri izliyorlar. Yoğun bir kitleniz var bu konuda. Şimdi öncelikle sevgili idarecilerime buradan selamlar. Her zaman böyle şikayet ederler. Spor lisesine çevirdin okul diye tabii. Onlar latifesi sadece. Biz spor lisesinden... Spor lisesine çevirdin. Spor lisesinden çok daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. Buradan iddialı da konuşabilirim. Çünkü ona yakın branşta sınıflar arası turnuvalar. Çocukları gerçekten yetenekli oldukları alanlara yöneltebilmek adına, yönlendirmek adına... Sınıflar arası turnuvalar, işte okul takımlarına giremeyenlerin tamamen spor hevesini kırmamak için yapılan bir şey aslında bu. O çocukları da kazanmak için yapılan bir etkinlik bu. Ona yakın branşta sınıflar arası turnuvalar. Onu geçkin branşta okul takımı branşları, okul takımları. Bunun yanı sıra hareket eğitimi ve ritim yarışması yakın zamanda yapılacak. Yani hangi lisede yapılıyor? Okulunuzun birçok faaliyeti var. Buna değineceğiz evet. ama... rejide uyarıyor beni kısa evet. bir reklama gireceğiz ama reklamlardan önce şu mesajları okuyalım. Tamam. İzleyicilerimize onlar da bekliyorlar. Kenan Macat şampiyon Gülşakkı'ya sporun yıldızları olarak başarılar diliyoruz demiş. Ramazan Çelik gerçekten Türk sporunu kazandırmış olduğu değerli hocalarımızdan bir tanesi. Hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Selam ve dua ile daim olsun hayırlı yayınlar inşallah. Konuğumuz Gülşak kardeşimize de başarılar diliyoruz demiş. Ramazan Hoca çok kıymetlidir. Evet. Selam olsun. Aziz hocam. Kaya, o da sizin çocukluk zamanından, evet, evet. O da çok iyi bir musabıktı. Şampiyon Gülşah Hanım'a efendiye başarılar diliyoruz demiş, tebrik ediyoruz demiş. Aziz Kaya, başarılarınız daim, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Evet, bu şekilde mesajlarımız oldukça okumaya devam ediyoruz. Ekran başında izleyen sevgili seyircilerimiz, gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra şampiyonla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam ediyor şampiyonla. Şampiyonun okulundaki başarılarını konuşacağız. Reklam arasında birkaç mesaja değinmemiştik. Onlara değinip daha sonra konuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlere soru ve görüşleriniz ve şampiyona varsa Sporun Yıldızları Facebook hesabından İrfan Doruk'tan soru ve görüşlerinizi yazabilirsin. Nurettin Öztekin, selamünaleyküm İrfan Hocam, Gülşah Hocamızla da başarılar diliyoruz demiş. Nurettin Öztekin, biz de selamlarımızı iletiyoruz. Esenler'de, Esenler Gençlik Spor Kulübü karate antrenörü Nurettin Hocamız. Yine Oktay Yılmaz, Altınayak Gençlik ve Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı. İrfan Hocam, hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Gülşah Hanım'a da selamlarımı iletiyorum demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye'de spora ve sporcuya çok ciddi destekler veriyor. Bir sporcu velisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun spora olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz demiş. Biz de gerçekten Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun spora vermiş olduğu desteklerde
herkes Türkiye şahit bu konuda. Gerçekten sporu seviyor. Güzel de tesisler kazandırdı Türk evet. sporuna. Evet, değerli konuklarımızın mesajları yağmur gibi geliyor. Cengiz Koşak dahili yayınlar dinlemiş. Değerli konuğumuza demiş. Hasan Yüksel, İrfan Hocam hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Azimet Kaya'nın da mesajını az önce okumuştuk. Mehmet Uyumaz, hayırlı yayınlar, gururla, gurur duyuyoruz demiş. Eşim ile demiş. Eşiniz de sağ olsun, sizleri de buraya geldi, sizlere eşlik etti. Evet. Ya bu şampiyon olduktan sonraki evlilik sürecine de kısa bir değineceğiz. Evet, okulumuza gelmek istersek 10 branşta faaliyet gösteriyorsunuz. Evet, daha fazla. Daha fazla. Okulunuzda idari kısımlar, müdürünüzden de bu konuda desteği veya ilçe milli eğitimin desteği oluyor mu sizlere bu konuda? Ben galiba olabileceğim en iyi okuldayım. Zaten o yüzden kopamıyorum Amiral Vefik Ziya Dümer'den. Kaç yıldan beri oradasın? 9 yıldır. Yani göreve başladığımdan beri zaten ilk atama yerimdi. 9 yıldır oradayım eğitim öğretim yılı olarak. Ve herhalde ömrümün yettiği kadar büyük konuşayım ama uzun yıllar daha kalmayı düşünüyorum bir aksilik olmazsa. İdareyle, idare çok anlayışlı, idare çok önemli bir öğretmen için. Özellikle bizim branş için çok çok daha önemli. Çünkü bahçede yapıyoruz dersimizi, sürekli dışarıdayız, sahadayız. Okul takımları, turnuvalar, sınıflar arası yarışmalar. Çok fazla idareyle bu konuda irtibat halindeyiz. O yüzden her zaman yanımızda olmuşlardır. Olmaya da devam ediyorlar. Aynı zamanda ilçe takımında da bir şeyiniz var, göreviniz var galiba. Evet. Esenler İlçe Milli evet, Eğitim. Öğretmen olarak öğretmen takımımız var. Aynı zamanda biraz futsal geçmişim vardı üniversitedeyken ve futsal öğretmen takımımız, işte voleybol takımımız var. Öğretmenlerle, güzel bir kadromuzla böyle etkinlikler yapıyoruz. İlçemizi temsil ediyoruz. İlçe Milli Eğitim de sağ olsun bu konuda bize destek veriyor. Öyle hocam. Evet, hocam okulda söyledik, sporu konuştuk. Hı hı. Sporun dışında özel hayatınız nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Hı hı. Yani? Şimdi şöyle... Zaman ayırabiliyor musunuz daha doğrusu? Zaman, spor, okul... Evet, kendime bile ayıramıyorum aslında ama ben böyle çok mutluyum. Yani böyle evde oturacak ya da işte sadece bir şeyle ilgilenecek bir yapım maalesef yok. Hayatın böyle bir koşturma içinde olduğu zaman mutlu oluyorum. İnsanları mutlu gördüğümde, insanlara fayda sağlayabilecek bir şeyler yaptığım zaman mutlu oluyorum. O yüzden şu an için ben memnunum. Bakalım nasıl olacak, nereye kadar böyle devam edecek, nereye kadar enerjimiz devam edecek ve devam ettiği sürece yer alacağım. Spor dışında, aslında çok da spor dışında değil de yeni yönetimine girdiğim bir kulüpten de bahsetmek istiyorum sizlere, eğer bir sakıncası olmazsa. Tabii ki. Bahçeliler Spor Kulübü, buradan Levent Dilaver Başkanımıza da selamlar olsun. Bir futbol kulübü, benim de işte mezun olan öğrencimin orada oynadığı, düşünsenize o gururu yaşıyorum yani. İnşallah seneye de öğretmen olarak aynı okulda görev yapmak nasip olur Emrullah Gül'le. Orada futbolcu ve onun kulübünde şu anda yönetimdeyim. Dediğim gibi başkanımız Levent Dilaver başkanımız layık gördü. Yönetimde olmamı istedi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Farklı bir alan. Tabii ki bireysel sporları yapmış işte karate, tekvando, boks, güreş, hı-hı, judo. Bu tür branşları yapan insanlar biraz futbol denildiği zaman kendini böyle bir kenara çekiyor. Çünkü futbol farklı bir sektör. Evet. Ama siz amatör ruhuyla, hı-hı, gerçek manada bireysel sporlar biraz daha mücadeleyle geçiyor. Evet. Bu konuda zorluk çekiyor musunuz? Çekmiyorum çünkü ben futbolu çok çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri çok seviyorum. Dediğim gibi üniversitede biraz geçmişte de futbol vardı. O yüzden futbola karşı futbolcu arkadaşlarım, futbolcu öğrencilerim çok daha sevdirdi. İşte Elazığ Spor'da oynayan öğrencim var, işte Emrullah var, birçok böyle öğrencilerim var. Onların maçlarına giderek bu futbol aşkını işte taze tutmaya çalıştım. Böyle devam ediyor. Onun dışında yeni bu hafta eğitimini aldım. AFAD'da şu anda yer alıyorum. İşte gönüllü öğretmenler olarak 15-20 kişilik bir milli takım sporcularından oluşan ekibimiz var. İstanbul'daki toplam
15-20 kişilik ekip oluşuyor. İşte afet ve acil durum yönetmeliği AFAD'da görev alıyoruz. Bu hafta eğitimdeyiz. Güzel bir etkinlik. Yani burada aldıklarınızı da okulda uygulamalı yapıyor musunuz çocuklara karşı böyle? Açıkçası ilk kez alıyoruz hocam bu eğitimi. Bu aşamalı olacak, 3 kademeli olacak ve sanırım Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki sene okullarda bunun işte kulüp olarak açılması yönünde bir çalışması olacakmış. Böyle olursa bizler de elimizden geleni yaparız. Açılmasa bile yine de burada aldığımız eğitimi en azından boşa gitmemesi adına yani mutlaka öylesini almıyoruz elbette. Yine fayda sağlayabilmek için alıyoruz. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Kesinlikle yani öyle. O yüzden bakalım, bu da güzel, farklı bir alan. Çok daha farklı. Hatta birkaç gün önce işte böyle Gölcük depreminin şiddet oranını işte bize yansıttılar simülasyon olarak böyle. Bir evin içine girdik, yapay bir evin içine. Ve o an gerçekten onun biteceğini bildiğim halde, yani o süre bitecek, 45 saniyelik bir sallantı oldu. Onun biteceğini bildiğim halde o korku çok farklıydı. Yani Allah yaşatmasın inşallah hiç kimseye, hiçbir memleketimize, hiçbir insana yaşatmasın, zarar vermesin. Bu şekilde doğal afetlerden korusun bizleri. Tüm insanlığı korusun. Kesinlikle, yani kesinlikle. Kimsenin burnunu kanamasın inşallah. İnşallah. Evet, yine de kickboksu konuşacağız. Wushu, kung fu'yu konuşacağız. Bu arada da ekran başında izleyen sevgili seyircilerimiz, özellikle kanalımız Altaş TV ama Ordu kanalı, Ordu'da merkezi. Biz İstanbul'da stüdyoda burada programı yapıyoruz. Kickboks Federasyonumuzun Ocak ayı içerisinde 19-27 Ocak'ta Durugöl Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Şampiyonası yapacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü destekleriyle olacak. Yaklaşık bu şampiyonaya da 3000 kişinin katılacağı bekleniyor bu şampiyonaya. Ordu için büyük bir organizasyon. Buradan da bunun duyurusunu yapmak istiyoruz. Evet, siz musabıklığı belirli bir seviyeye kadar getirdiniz. Alacağınız her, yani ulaşabileceğiniz her noktaya ulaştınız. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorsunuz. Bireysel sporlarda, Wushu'da veya Kickbox'ta, Muay Thai'da antrenörlük yapıyorsunuz. Hem musabık hem antrenörlük zor oluyor mu? Veya antrenörlük yaptığınız an itibariyle antrenörlerin kıymetini biraz daha antrenörlüğün zor olduğunu ve bir baba bir anne şefkatiyle baktığını hissettiniz mi? Farklı bir duygu mu antrenörlük? Kesinlikle öyle, ama ben bu şefkati zaten şöyle tecrübeliydim. Öğretmenlikten dolayı tecrübeliydim. Fakat antrenörlük çok daha başka. Yani sporculuğu gözünü seveyim dedim. Çünkü en son dedim, ilk antrenör olarak gittiğim müsabakada Sakarya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Wushu branşında antrenörlük yapıyorum. Tabii sporculuk da artık devam edeceğim. Biliyorsunuz bir sene ara vermiştim sporculuğa. İnşallah kısmet olursa yeni sezonda devam edeceğim. Şimdi ilk turnuvada gençler sonrasında büyüklerin maçı vardı ve gençlerde bir ne oluyor dedim. Çünkü biz normalde alışmışız, sporcuyum, tartımı olurum, yemeğimi yerim, maçımı beklerim. Ama antrenör öyle değil. O yemeği yediriyor, tartını bekliyor, Kur'an'ı takip ediyor, toplantıya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, şunu yapıyor. Sürekli bir takip içinde ve gerçekten bundan şikayetçi olduğumdan değil, fakat antrenörlerimizin kıymetini anlamamız için çok güzel bir yaşamam gereken bir durumdu yani. Zaten biliyordum kıymetinizi, fakat bir kez daha anladım. Gerçekten böyle hani geçip kenara yatılacak bir durum değilmiş. Değil yani, hiçbir zaman öyle düşünmemiştim zaten, ama içinde olunca çok daha iyi anladım. Buradan tabii İstanbul, özellikle Esenler'deki antrenörlerimize, İstanbul antrenörlerine çok çok ayrı selam olsun. Her zaman maçlarda böyle kahrımızı çekerlerdi, yardımcı olurlardı. Sağ olsunlar, şimdi az önce mesajlarını da gördüm. O evet, yüzden aklıma da geldi, hemen söyleyeyim dedim. Birbirinden çok değerli hocalarım, sağ olsunlar. Kıymetlerini gerçekten bir kez daha anladım yani hocam. Sizi kısacası biraz nefeslendirelim. Biraz birkaç, bayağı bir yoğun bu akşam. Her akşam program, her hafta program yapıyoruz ama bu hafta kadar mesaj gelmedi. Yine de sizin takım arkadaşınız, o da Düzce'de sizin gibi öğretmen, Enes Doruk, hayırlı yayınlar Gülşah hocama, başarılar diliyoruz demiş. O da, sağ olsun Enes kardeşim. O da Wushu'dan atandı. O şu an Konya
Konya Beyşehir'de yaptı. Sonra Düzce'ye geldi. Düzce'de öğretmenlik yapıyor. Edip Kitnur efsane. Hayırlı yayınlar olsun size ve konuğunuza selamlar iletiyoruz demiş. Tuncay Akbaba, değerli kardeşim, güzel bir söyleşi oluyor. Keyifle izliyoruz. Kıymetli konuğumuz Gülşah kardeşimize de selamlar iletiyoruz demiş. Burada şu dikkatimi çekti. Eğitmenler bile kardeşim olarak Gülşah. O kadar sizi sahiplenmişler yani. Ben Fahri Bodur, başkanım selamlar, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Mehmet Altun, şampiyon ablam Gülşah, İrfan hocam hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Şükrü Eroğlu, hayırlı yayınlar diliyoruz demiş değerli başkanım. Evet, bir sürü böyle mesajlar geliyor. Evet, dünya şampiyonu olduktan sonra ufak da olsa bir sakatlık geçirdiniz. Belirli bir süre spora ara verdiniz, 2,5-3 yıl. Sonra da evlilik hayatınız devam etti. Bir yıl. Şimdi evlilik bir hayatınız, bir mutlu bir hayatınız var. Allah ömür boyu sürdürsün. Eşiniz de sporcu mu bu arada? Eşim sporcu değil. Fakat sporu çok seven biri. O yüzden teşekkür ediyorum ona. Ya sizin böyle il dışına, işte yurt dışından gitmelerinizde... Şu an henüz öyle bir sürecimiz yok. Yani daha yeni evlendiğimiz için herhangi Türkiye bir durumum olmadı. Türkiye şampiyonlarına gitmeye müsaade ediyor mu? Kıskançlık var mı? Yani edeceğini söyledi. Bakalım. Hayırlısı. Kendi işte. Bilir. Yoksa sporcuyuz diyorsun. Evet. Gülşah, şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. İlerideki bir hedefin, ben dünya şampiyonu oldum ama benim yetiştirdiğim öğrencilerimi de benden üst seviyede birden çok şampiyon yapacağım, böyle bir hedefim var mı? Elbette olmalı. Var da yok değil. Fakat benim yarım kalan serüvenim var. Önceliğim olacak. Çünkü sporu bırakmak çok başka. Sporu bırakmak zorunda kalmak çok başka. Ben sporu bir sene bırakmak zorunda kaldım. Ve bu şey değil. Artık gençlerin önünü aç. Dünya şampiyonu oldun. Daha ne istiyorsun? Bu böyle bir şey değil. Bu içimde kalan bir ukde. Nasıl ki Avrupa Şampiyonası'nda finalde son saniyede maçı kaybettiysem, içimde kaldıysa ve bir sonraki sene dünya şampiyonu olmak için savaşıp olduysam, yine dünya şampiyonu olmak, Avrupa şampiyonu olmak için savaşacağım. Kısmet olurum veya olmam. Amaç tabii ki olmaktan yana olacak. Fakat önceliğim bu serüvene devam etmek. Aynı zamanda tabii elimden geldiğince işte A takıma, gençlere, miniklere dokunabildiğim kadar, aktarabildiğim kadar, faydam olabiliyorsa, olabilecekse ne mutlu bana. Fayda sağlayabilmek. Ama önceliğim yarım kalan serüvenimi devamlı getirmek. Bir de şu var, yani bireysel sporlarda, diğer branşlarda bilmiyorum ama kickboks olsun, muay thai'de olsun, karate'de, tekvando'da, wushu, kungfu'da çok elit, sizin gibi nadir, kaliteli sporcular ve eğitmenler çok az bulunuyor ama bayan antrenörünün eksikliğini sizin gibi bilgi birikiminden istifade etmeli bu ülke. Yani buna yönelik bir çalışmanız olacak mı yani? Kesinlikle olmalı. Bence ülke olarak olmalı öncelikle. Yani bir kişi ne yapabilir diyoruz aslında. Tabii ki bir kişi böyle büyüyor bu olay zaten. Fakat bence ülke olarak olmalı. Kadın sporcuların üstüne daha çok düşülmeli. Sporu bırakanlar ve antrenörlük tercih edenlerin üstüne daha çok düşünmeli, daha çok eğitilmeli. Gerekiyorsa yurt dışına giderek, göndererek onların eğitimine daha çok katkı sağlanmalı. Böyle kazanabiliriz. Yani her yerde muhakkak bir kadın görmek istiyoruz da zaten. Böyle de olmalı. Ya ve kadın ve kadının dilinden ancak onlar anlar. Kesinlikle. Ve bilgi birikim. Siz kendinizi yurt dışında kamplarda da kalarak kendinizi iyi geliştirdiniz. Evet. Birçok eğitim hayatınızı Çin'de de geçirdiniz. Hı. Çin'de ikili kamplar olsun, Avrupa ve Dünya Şampiyonası. Ve insanın ne kadar yurt dışı yaptıysa ufku o kadar çok genişledi. Vizyonu değişti. Yani bunlar olmalı mı sporcunun hayatında? Kesinlikle olmalı. Yani tamam milliyetçiyiz, tamam vatanseveriz. Fakat kendimizi gelişime açmamız lazım. Yeterli değilsek, yeterli görmüyorsak elimizdekileri ya da kendimizi, muhakkak bize fayda sağlayacak yerlere gitmeli. Fayda sağlayacak ortamlarda bulunmamız lazım.
Çünkü bir eksiğimiz var, bunu biliyoruz, görüyoruz. Aynen. Ben de antrenörüm. Ben şöyle kendimden örnek vererek şunu söylüyorum. Yani hiçbir antrenörümüzü zan altında veya bırakmak istemiyoruz. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben bir sporcumu belirli bir seviyeye getirdiysem, orta seviyeye getirdim ama onun üstüne çıkartamıyorsam bu bir erdemliktir, olgunluktur. Yani bu şey değildir ya, bilmemezliktir. Senden daha iyi yapacak bir şey varsa onun önünü açmak lazım. O sporcunun önünü kapamamak lazım. Kesinlikle. Ya bunu sen şu arkadaşımıza, şu hocamıza gidersen bak buranın on program doğrusunda şampiyon olabilirsin. Benim buraya kadar sana vereceğim şey buraya kadar. Buradan sonrası bu arkadaşımızdan faydalanabilirsin. Bu bilgi birikim paylaşımı olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Bu zaten kişinin öz eleştirisi, öz güvenidir aslında. Yani bir insan kendini, bir kickbox antrenörü kendini kickboxta yeterli görüyordur, evet. Ama o sporcu Wuxia'ya da gitmek istiyordur, Muay Thai'ye de gitmek istiyordur. Fakat antrenör şunu diyebilmeli, evet burada kickbox yapıyorsun da Muay Thai branşında, Wuxia branşında şuraya git. Sana daha çok katkı sağlar. Bunu diyebilmeli. Bence aynen. Diyebilmeli. Bu senin bilmemezliğinden değil. Bu değil, hayır değil. Yani herkes her şeyi bileceklerini kaydedecek. Öğrenmeye bir de açık olmalıyız. Yani aynen. Bunda utanacak, üzülecek, kendini kötü hissedecek bir durum yok. Hala öğreniyoruz çünkü. Öğrenmenin az önce de söylediğiniz yaşı yok ki. Yani mutlaka. Bir bakıyorsun üniversiteye 50 yaşında insanlar okula okumaya gelmişler üniversiteye. Reji de az önce uyardı. Şampiyon ordu merkezi telefonunu arıyorlar. Mesajlar yağmur gibi geliyor bu akşam. Bereketlisiniz. Yine Yunus... Erciyes, o da eski bir sporcu, aynı zamanda zabıta şefi. Sporun sohbeti bile filmden güzel. İrfan hocam hayırlı yayınlar dile demiş. Ben de bu güzel temenni mesajın için Yunus kardeşime teşekkür ediyoruz. Yine size bir mesaj var. Levent Dilaver. Az önce hayırlı, bahsettiğim Bahçeli Evler Spor Kulübü başkanımız. Hayırlı yayınlar hocam. Bahçeli Evler Spor bir maçı var. Maçına bekliyoruz. Bekliyoruz yazıyor. İyi yayınlar demiş. Sizleri çok seviyoruz demiş. Erval Kaçar, o da sizin öğrenciniz. İsa Tunç, başkanım selamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Yine sizleri her zaman her ortamda onurla gururla takip eden ve destek olan Hanife Kariyer, Gülşah sizlere, evet, İrfan başkanım hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Gülşah da selamlar, sevgiler, başarılar diliyoruz demiş. Kızı da sizin öğrenciniz aynı, evet, zamanda. Evet, mezun öğrencim Çiğdem. Belirli bir sporda ben takip ediyorum. Siz bireysel sporlarda ama takım sporlarında da çok önem veriyorsunuz. Evet. Takım sporlarındaki performansla has safhada görüyoruz üst seviyede. Birçok sporcunuz mezun olduktan sonra halen ikili diyaloglarınız kopmadı. Onlarla diyaloğunuzu halen sosyal medyada ve ortamlarda takip ediyoruz. Birçok sporcunuz da belirli bir lig müsabakalarında performans olarak sergilediler. Bu gönül köprüsünü nasıl kurdunuz? Öncelikle saygı. Saygı ve güven olduğu zaman bu sadece öğretmen-öğrenci ilişkisi değil, aile içinde de böyledir. Arkadaşlıkta da, dostta da, iki ilişkide de bu böyledir. Saygı ve güven varsa o bağı gerçekten kimse koparamaz. Ben çok şükür ki aşık olduğum mesleğimde öğrencilerimden sadece iki şey istiyorum. Saygılı ve dürüst olacaksınız. Dürüst olursam birbirimize güveniriz. Saygılı olursan o sınırı koruruz ve zaten insan sevdiğine ister istemez saygılı oluyor. Saygı duyduğunu, örnek aldığını da seviyor. O yüzden ben çocuklardan Allah razı olsun bunu ameliyat sürecinde de hani o kısa bir ufak bir operasyon geçirdiğim dönemde de çok iyi hissettim. Ailem derdi, çevrem derdi bana ya öğrencilerle bu kadar yakın olma, işte şöyle böyle bak işte öğrenci milleti şöyledir. Ya öyle değil. Öyle olmuyor. Gerçekten öyle olmuyor. Çünkü ben de öğrenci oldum. Ben de öğretmenlerimle böyleydim. Üniversitedeyken de böyleydim, lisedeyken de böyleydim. Çünkü beni kazanmaya çalıştılar. Aynı şekilde ben de onları kazanmaya çalışıyorum. Ki kazanıyorum da, öyle düşünüyorum. Ben o süreçte yanımda işte 17 yaşında, 18 yaşında çocuğu gördüm. Yani bir 40 yaşında, 50 yaşında insanların aklına gelmeyecek şeyler 17-18 yaşında çocukların aklına geliyordu. O yüzden benim her anımda yanımdalar. Ben her anlarında yanlarındayım. Allah nefes verdiği sürece, nefes almama müsaade ettiği sürece gönül bağı kurduğum, aslında tüm öğrencilerimle, fakat o gönül bağı
oluşan işte öğrencilerim asla bitmez gitmez benden. Evet şampiyon, size şu an ekran başında izleyen gençler, spora bir yıllık, iki yıllık veya üç aylık başlamış sporcular ve yeni başlayacak sporcular. Elit bir sporcu antrenman programı nasıl olmalı? Yeni başlayan bir sporcunun elit sporcu olmak için antrenman programı öncelikle sabırlı olacak hocam. Programdan ziyade öyle bir anda şampiyon olmayı beklemeyecek bir insan. Bu bencilliktir, küstahlıktır. Çok affedersiniz ama böyledir bu. Ya bir anda şampiyon oldum, olamıyorsan hadi böyle bir şey yok. Ne amaçla yapıyorsun? Öncelikle bu. Sağlık için, kendini korumak için, gerçekten ülkeni temsil edebilmek için, profesyonel bir sporcu olmak için. Hangisinin ne amaçla yaptığını önce karar vereceksin. Sonrasında eğer elit bir sporcu olmak istiyorsan, bu işi ilerletmek istiyorsan, ülkenin milli takımda yer almak istiyorsan, ülkeni temsil etmek istiyorsan, bir, disiplin. Program, antrenman programından önce sabretmeyi, disiplinli olmayı bilmen gerekiyor. Sonrasında zaten ya mesela 6'da koşu mu var? Kalkmalısın o koşuya. Programa koşu mu koydun? Ya bugün gitmeyeyim, yarın giderim diyemezsin. Dememen gerekir. Bir hedefin varsa dememen gerekir. Antrenman programı biraz da kişiye özel oluyor hocam. Yani kişinin kapasitesine bağlı. Hani o yüzden işte günde 2 antrenman, günde 3 antrenman demek doğru olmaz. Ya da işte yüklenme şu zaman elbette bir zamanı olacak. İşte önce yüklenme olur, teknik taktik olur, sonrasında işte maça motivasyona, işte sadece moral antrenmanı, motivasyon antrenmanı olur. Hani bu şekilde görsel antrenman olur. Bunların hepsinin bir zamanı zaten var. Yükleme antrenmanı vesaire bunlar zaten var. Fakat kişinin kaldırabileceği antrenmanı vermek, mutlaka, onu almak aynen. Önemli. O yüzden kişi önce kendini seviyesine tanıyacak. Seviyesine göre evet, program yapmak kişi, lazım. O yüzden doğru antrenör çok önemli. Doğru antrenörün yanında olursanız doğru programla ilerlersiniz. Aynen öyle. Bu yüzden velilere buradan da söyleyeyim. Çocuklarınızı, işte kızlarınızı, oğullarınızı, gençleri, büyükleri fark etmez. Kaç yaşında evladınız varsa gönderirken ya da gençler gidecekse bir yere giderken muhakkak araştırın. Ve doğru ismin yanında antrenman yapın. Eğer hedefiniz gerçekten bir yerlere olmaksa. Çünkü o sizi doğru yönlendirecektir. Evet. Beslenmenizden uykunuza kadar, antrenmanınızdan maç anına kadar doğru yönlendirecektir. Evet. Şampiyon gerçekten doya doya bir program oldu. Programımızın da sonuna geldik. Son iki mesajı okuyorum. Ondan sonra son dileklerini alıp programımızı son vereceğiz. Hakan Yanık, selam başkanım, hayırlı yayınlar. Dünya şampiyonu Gürşah Kıyak hanımefendiye başarılar diliyoruz demiş. Hakan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şahin Yanık, bu da sizin çocukluk zamanınızdan evet. Sporcu. Sevgili hocam, ailecek sizleri izliyoruz demiş. Sporun yıldızlarına başarılar diliyoruz demiş. Gülşah hocamıza da ikinci şampiyonluğu bekliyoruz demiş. Başarıların devamını diliyoruz demiş. Dünya şampiyonu. İnşallah. Sayısız şampiyonluğumuz var ama dünya şampiyonluğumuzu, ikinci şampiyonluğu bekliyoruz demiş. İnşallah. Evet şampiyon, son sözlerini alalım. Ekran başında izleyen tamam. Sevgili seyircilerimize ve sizi izleyenlere ne demek istersin? Hocam ben ilk yayına başladığımızda da söylemiştim. Altaş TV'ye, tüm ekibe, sizlere teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Beni davet ettiğiniz için. Onun dışında bir teşekkür olacaksa Salim Kayacı, Türkiye Kickbox Federasyon Başkanı, gerçekten çok değerli bir insan ve kickbox için Türkiye'yi iyi yerlere taşıyan ve taşımaya devam edecek bir insan. O yüzden kickbox emin ellerde bu konuda. Ben teşekkür ediyorum ona. Onun dışında milli takım antrenörlerine, başta tabii sizlere ve aslında teşekkürün en büyüğü canım anneme, babama, aileme, eşime yanımda olduğu için şu süreçte. Onun dışında Wush Federasyonu'nda evet, çok. Evet, Wush Federasyonu'na, takım antrenörlerine, tüm antrenörlere ve sendikası, ben bu arada sendika yönetimindeyim, ona da hemen geçeyim bir. Türkiye Eğitim Sene yönetimine, akrabalarıma, kıyak sülalesine, Çorumlulara, Ankaralılara. Çünkü biliyorsunuz bu sesi çok yanımda oldular. Evet. Ve Esenler'de bulunan sendikalar. Sonunda Çorumluyum dedin yani. Hocam. Yok Çorumluyum. Ya Ankara'da doğdum. Büyüdüm 10 yaşıma kadar ama kökenimiz Çorum, inkar edemem. Sendikalara. Gerçekten Esenler'de
Her anlamda yanımda oldular. Esenler Sendikalar, Esenler Dernekler Başkanı, Dernekler Federasyonu'na, Kaster'e ve Ordu Platformu'na gerçekten birçok, şu an aklıma hani gelmiyor, birçok sendikaya teşekkür ediyorum ben. Sivil toplum kuruluşlarına daha doğrusu, pardon. Onun dışında az önce de söylediğim Bahçeliler Spor Kulübü'ne bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yönetiminde olduğum evet. Bahçeliler Spor Kulübü. Levent Başkanımıza başarılar diliyorum. Okuluma ve canım öğrencilerime teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizi kırmayıp konuk olduğunuz için Spor'un Yıldızları her hafta alanında uzman konu ve konukları konuk ediyoruz. Haftaya alanında yeni bir yüzle sizlerle beraber olacağız. Haftaya çarşamba yine aynı saatte kaldığı yerde Spor'un Yıldızları devam edecek. Yeni yılınızı şimdiden en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kalın sağlıcakla. Başar, Spor'un Yıldızlarını sundu.